suç bizdedir. Ne dünyaya sulh ve muvazene gelmesini bekle, ne bir dünya harbi çıkmasını gözle, ne batı reçetelerinden şifa ümit et, ne 1965 seçimlerine bel bağla. Hepsi masal, hepsi hava, hepsi hayal. Sen yalnız kendi kendine dön. Kendi kendini muhasebe, murakabe et ve şu hükme varmaya çalış. Suç bendedir. Bugünkü sefaletleri doğuran şey sırf benim ona istihkakımdan meydana gelmiştir. Bana çektirenlere lanet okumak yerine bütün suçu, onlara meydan ve hayat hakkı verme suçunu nefsimde bulsam daha iyi ederim. Benim şu halime göre yapılanlar azdır bile. Ben daha fazlasına istihkak kazanmış, bağırıp çağırmaktan başka bir şey bilmez, bir zavallıyım. İşte yatakta ve yorgan altında, izbelerde ve karanlıklarda nefsine bu tırnağı geçirebilen adam ve böyle adamların toplumu kurtulmuştur. Bir memlekette yaşıyoruz ki yaşanmaya değer hayat hakkında en küçük nefs kaygısından bile yoksun. Bir itiş, kakış, bir gününü gün etme didinmesidir gidiyor. En aziz mefhumlar ayaklar altında çiğneniyor, millette bütün bunları anlayacak ve karşı duracak en küçük haysiyet bile kabul edilmiyor. Ve bir devrin şehadet kelimesi, yazılı bayrağı gibi kutsileştirmek istenen ilericilik yaftası altında, ırzımız ve namusumuzdan üstün ruh cevherimiz, imanımız hakarete uğruyor. Ne bekliyor, kimden ne umuyoruz? Bu devran değil bize en ileri hayat istihkakını, en ileri aletler ve muhteşem madde ziynetleriyle temsil ettiği halde, artık eşya ve hadiseleri yepyeni bir ruhi hakimiyet nizami ile zapt etmeyi beceremeyen milletlere bile zindan olacaktır. Kaldı ki biz, zindan içinde zindan hayatı yaşıyor ve kendi öz ruhumuzu hakim kılmak şöyle dursun, onun evin sığıntısı halinde muhafaza edebilmek iktidarından da uzaklaştırılıyoruz. Sonra da tarihin hususi eczalarla yarım asımdır silindiği, güneşe karnaval maskeleri geçirildiği, hakikatlerin morg muayenesine bile tabi tutulmadığı bir dünyada ümit peşinde geziyor ve boyuna düşmanlarımıza kabahat atmakla tesellimizi buluyoruz. Zahirde hiçbir ümit yoktur ve topyekün suçu kendimizde bulacağımız ana kadar ümide yer açılmayacaktır. Topyekün umutsuz bucaktayız. Cihanın son moda yelkenlisi, gaflet rüzgarlarına, küfür akıntısına, cehil haritasına, hamakat kaptanına ve riya tayfasına göre yol alıyor ve biz iki çıkartma gemisinden mahrum bulunuyorken, bu gemilerden sularımıza büyük armadalar gezdiriyoruz. Allah'tan mahrum devirlerin çizdiği bu manzara, bu mahrumluğun nereye vardığını göstermek bakımından Allah'ın ve ona bağlı dinin büyüklüğünü göstermeye yeterken, biz zafere ulaşmak için daima kurcalanması yasak olan ilahi irade kapılarını kurcalıyoruz da, el atılması şart olan ilahi rızaya yönelemiyoruz. Yani Allah'a, vazifem nedir, bana düşen işi nedir diye soramıyoruz. Sen ve ben bu halde oldukça ve kaldıkça hiçbir ümide yer yoktur. Fakat sen ve ben bu hallerin mesuliyetini üzerimize aldığımız gün, isterse iki kişi olalım, muhtaç olduğumuz ruhun kalıbı meydana gelmiş demektir.